Hürriyetçi Eğitim Sen Kayseri İl Temsilcisi Hakan Coşkun, TÜİK tarafından açıklanan enflasyonla gerçek enflasyon arasında dağlar kadar fark olduğunu iddia etti. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon oranı aylık %2.98, yıllıksa %73.50 olarak açıklandı. Hürriyetçi Eğitim Sen Kayseri Şubesi üyeleri ise TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamının düşük olduğunu savunan il temsilcisi Hakan Coşkunsu, konuyla ilgili şunları ifade etti. Kıymetli basın mensupları, değerli eğitim çalışanları, Hürriyetçi Eğitim Sen Kayseri Şubesi olarak TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğü önünde %2.98 ile %73.50 oranlarına nasıl ulaşılmış, bunu anlamak için toplanmış bulunuyoruz. Özellikle son zamlarda Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK ile bazı akademisyenlerden oluşan bağımsız araştırma gruplarının, çarşının, pazarın, marketin enflasyon oranlarının birbiriyle örtüşmediği hepinizin malumu. Bize sunulan enflasyon ile gerçekte maruz kaldığımız enflasyonun arasında dağlar kadar fark vardır. Ne hikmetse Temmuz ayında alacağımız anamızın ak sütü gibi helal olan enflasyon farkının yansıtılacağı gün yaklaştıkça TÜİK nasıl olur da memur ve emekli daha az zam alır bunun derdinde. Ve bir yerde hata var. Bir yerde yanlışlık var. Kamu çalışanı ve emekli elinde kağıt, kalem, hesap makinesi sürekli hesap yapıyor. Ay sonunu getirmenin gayretinde işine odaklanamıyor. Bu karışıklığın ve tutarsızlığın bedelini kamu çalışanları ve emekliler olarak nedense hep bizler ödüyoruz. Zaten geçinemeyen, ekonomik darboğazda olan eğitim çalışanları, reelde maruz kaldığı enflasyon oranlarının 6 aylık süre sonunda maaşlarının yansımasını beklerken üstüne bir de bu karmaşanın hesap farklılıklarının altında ezilmektedir. Çarpıcı bir örnek vermek istiyorum. Yakıt fiyatları malumunuz. Gelen zamlarda 3-5 kilometrelik mesafede çalıştığı okuluna ulaşmak isteyen öğretmenler adeta kontak çevirmeye korkuyor. Bir araya gelerek, tabiri caizse bir araca doluşarak görev yerine ulaşmaya çalışıyorlar. Toplu ulaşımın olmadığı yerlerde çalışan öğretmenler maaşlarından ciddi bir kısmı ulaşıma ayırmak zorunda kalıyor. Tabii ki buna benzer birçok örnek verilebilir. Hangi birini sayalım, hangi birini söyleyelim? Hal böyleyken, takibini yaparken, rakamları telaffuz ederken, zorlandığımız zamların enflasyon oranlarına yansıtılırken farklı bir yöntemle daha adil yansıtılmasını talep ediyoruz. İzahı olmayanın mizahı olur diyoruz. Son bir yıllık zam oranlarını sizlere hatırlatmak istiyor ve de TÜİK'e göre çıkan sonucu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Takdir sizlerin. Evet, şekere gelen zam oranı %340. Benzin %238. Motorin %257. Ayçiçek yağı %210. Elektrik %260. Otogaz %162. Ulaşım %175. Ekmek, un %180. Mutfak tüpü %190. Et ve süt %195. Doğalgaz %300 zam. Bakalım TÜİK nasıl bir enflasyon oranı çıkaracak, hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar, şimdi okus pokus ne çıkacak bakalım. Tavşan çıktı. Evet bakalım. Tavşanda da aylık 2,98, yıllık 73,50. Evet, TÜİK'i kutluyoruz.